biliyorsunuz Türkiye'nin dost ve kardeş ülke olan Mısır'da olağanüstü bir dönem var. Bu olağanüstü bir dönemden geçiyor Mısır. Bugün de Cuma günü bildiğiniz gibi çok büyük kitleleri meydanlara çağırdılar. Adeta Mısır halkı ikiye bölünmüş şekilde çok büyük yığınlar sokaklara dökülmüş vaziyette. Bu tabii çok kaygı verici bir durum. Her şeyden önce Mısır'ın istikrarı, huzuru, geleceği sadece Mısırlılar için değil, bütün Arap dünyası ve İslam dünyası için çok önemli. O bakımdan biz Mısır'da bir an önce istikrarı, huzuru tabii arzu ediyoruz. Son günlerde maalesef bu sokak gösterilerinde hayatını kaybedenler de oldu. Hele çok büyük yığınlar sokaklara dökülünce onlar muhakkak şiddetten kaçınması ve zorlamalardan uzak durması gerekir. Ama büyük yığınların her zaman kontrol altında tutulması da bazen mümkün olmaz ve kontrol dışı, Allah korusun, çok büyük istenmedik olaylar da olabilir. Kaoslar, kaotik durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar çok kaygı verici. Onun için ben bütün Mısır halkına şunu söylemek isterim. Ve tabii ki bütün Mısır'daki siyasi liderlere, önderlere, herkese de herkes kendi ülkesine sahip çıkmalı ve kendi çocuğu gibi davranmalı. Bir anne çocuğuna nasıl davranırsa öyle davranmalı. Ve Mısır'ın geleceği için ve Mısır'ın geleceğini kurtarmak gerekir. Şimdi en kısa süre içerisinde tekrar Mısır'ın normale dönmesi, demokrasiye ulaşması için herkesin el birliği içerisinde, diyalog ve uzlaşma içinde olması bu kritik dönemde önemli. Mısır'ın geleceğini kazanmak için şimdi uğraşmak gerekir. Birçok olanlar olmuştur ama Mısır'ın geleceğini kaybetmemek gerekir. Onun için çok daha zor dönemlere Mısır'ın girmemesi gerekir. Bugün maalesef İslam dünyasında bu tecrübelerden geçmiş, bazıları başarılı olmuş ama bazıları da çok başarısız olmuş ve çok büyük acılar yaşamış ülkeler var. Bütün bunları göz önüne alarak bugün bu saatten sonra bütün Mısır halkı ve Mısır önderlerinin Mısır'ın geleceğini düşünerek işbirliği, uzlaşma ve bir an önce şüphesiz ki tekrar demokrasiye gidişin yolunu hep beraber yapmaları gerekir. Benim Mısır halkına tabii ki ve liderlerine çağrım budur. Ayrıca şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Mursi'nin serbest bırakılması bu süreci çok daha kolaylaştıracak, uzlaşmayı çok daha kolaylaştıracak ve herkesin Mısır'ın geleceğine artık dönük işbirliği içerisine girmesini de çok daha kolaylaştıracaktır. O bakımdan şu anki Mısır liderliğinin de bu anlayış içerisinde Mısır'ın geleceğini düşünerek herkesi bir çatı altında toplayıp bir an önce demokrasiye geçişin çalışmalarını el birliği içerisinde yapacakları ortamı hazırlamalarında çok büyük fayda görüyorum. Bir haber var. Mursi'ye 15 günlük hapis cezası verildiğine yönelik casus. Onlar ne kadar doğrudur, ne kadar şey bilemiyorum ama önemli olan şey Mısır'ın geleceğini artık kurtarmak gerekir ve Mısır'ı bir kaosun içerisine girmesine fırsat vermemek gerekir. Tekrar söylüyorum. Çok büyük yığınlar her zaman kontrol edilemez. Birdenbire kontrolden çıkar ve hiç ummadık geri dönüşü olmayan çok büyük yaralar açılabilir. Asla böyle bir şey olmaması gerekir. Mısır'ın zaten kendi sorunları kendisine yeter. Onun için en kısa süre içerisinde demokrasiye gidişin yolunu el birliği içerisinde uzlaşarak hep beraber bütün grupların, bütün önemli siyasi akımların işbirliği içerisinde ve hepsinin seçimlere girebileceği bir ortamı hazırlamaya çaba harcamanın daha doğru olduğu kanaatindeyim. Tekrar söyleyeceğim bundan. Sağ olun.